سورة الناس. الناس سورة. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصح توجيه الخطاب إليه. سورة هنا قل خطابıyla başlar. Bu hitap Allah Resulüne ve onun ardından gelen hitabın mükellef olduğu kimselerdir. أعوذ ألتجئ وأعتصم. أعوذ كلمه nedir? Sığınıyorum, korunuyorum. بالله لا بغيره لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله. Kime sığınıyorum? Kimden korunma talep ediyorum? Allah. Çünkü bunu ancak Allah Teala'nın gücü eder. Melik الناس فالله سبحانه وتعالى هو ملك ومالك. Allah Teala insanların melikidir ve malikidir. قد يكون عندنا ملك لكن ليس له ملك. Yani dünyada mesela insan meliktir, kraldır ama mülkü olmayabilir. وقد يكون عندنا انسان له ملك اموال ملياردير لكن لا يتحكم في امواله. Tam tersi düşünebilir. Yani adam milyarderdir, parası vardır ama hüküm sahibi değildir. فملوك الدنيا ملكهم ناقص. Dünyadaki krallar, mülk sahiplerinin mülkleri, otoriteleri hep eksiktir. وملك الله سبحانه وتعالى هو ملك كامل. Allah Teala'nın mülkü ve otoritesi mükemmel ve kamildir. نعم. فأنا الآن لا أستطيع أن أتحكم في إصبعي هذا، لا أستطيع أن أقطعه مثلا. Ben mesela şu an şu parmağıma hükmedemiyorum değil mi? Onu istesem kesemiyorum. لماذا؟ لأننا في ملك الله سبحانه وتعالى. Çünkü bizler Allah Teala'nın şu an mülkünde yaşıyoruz. لا يمكن يأتي إنسان ويقول لك أنا حر. Yani insan gelip أصنع ما أريد. Özgürüm, istediğimi yapabilirim diyemez. لماذا؟ Neden؟ لأنه عندما يقول أنا حر أصنع ما أريد هو في الحقيقة أصبح عبدا عند الشيطان. Yani ben hürüm, istediğimi yaparım diyen insan aslında hür olmamıştır. Kimin kulu olmuştur? Şeytanın kulu olmuştur. أعلى وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. الله رسولünün nitelenebileceği en önemli özelliği nedir? O Allah-u Teala'nın kuludur. Kendisine ibadet olunmaz. Resulüdür. Yalanlanmaz, isyan olunmaz. عندما تكون عبدا لله يرفعك الله سبحانه وتعالى. Allah'ın kuluysan, kulu olduysan Allah-u Teala seni ne yapacaktır? Yükseltecektir. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس هو المعبود لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. İnsanların ilahı yani mabud olan, ibadet olunan odur. Ondan başkasına ibadet olunmaz. نستعيذ من ماذا؟ Peki Allah'a sığınacağız. Neyden, neye karşı sığınacağız? من وساوس الشيطان. Şeytanın vesveselerinden. لأن الشيطان يوسوس لك. Çünkü insan sana sürekli vesvese verecektir. هل اليهود والنصارى تأتيهم وساوس؟ Peki Yahudi ve Hristiyanlara vesvese gelir mi? لا. Gelmez. لماذا؟ Neden? لأن أعمالهم خراب. Çünkü onların amelleri boştur. يوجد بيت هنا سقط مهدوم. Eski yıkılmış, harap olmuş bir ev düşünün. ماذا تصنع فيه؟ Ne yaparsın o evi? تخرب لا تستطيع تخربه. هو خرب أصلا. O ev girip biraz da ben bozayım demezsin çünkü zaten harap olmuş, bozulmuş bir evdir. لكن هذا المكان ما شاء الله تبارك الله. Ama burası. ممكن تخرب فيه. Burayı bozabilirsin. أي نعم. Evet. فلهذا الشيطان يوسوس لك. Bundan dolayı şeytan sana gelip sana vesvese verir. أنت تعبد من؟ Sen kime ibadet ediyorsun? تعبد الشيطان أو تعبد الله؟ Allah'a mı yoksa şeytana mı? إذا كنت تعبد الله تقطع الوساوس. Allah Teala ibadet ediyorsan bütün vesveseleri ortadan kaldırırsın. لأن الموسوس في الحقيقة هو يعبد الشيطان يتبع الشيطان. Vesvesenin çok geldiği insan aslında çok vesveselere dalan insan şeytana doğru yönelmiş insandır. جاءت الشريعة الإسلامية لقطع الوساوس. İslam şeriatı, İslam dini vesveseyi ortadan kaldırmak için gelmiştir. هذا الأخ صلى المغرب الآن. Mesela bu kardeşimiz akşam namazını kıldı. وجاء إلى الشيطان الآن. Ve şeytan ona geldi. قال قرأت الفاتحة في الثالثة. Şu an geldi ve dedi ki üçüncü rekatta Fatiha'yı okudun mu? قال لا أدري. O da kendi içinden dedi ki bilmiyorum. ممكن قرأت ممكن لا. Okumuş olabilirim de olmayabilirim de. لا انتهت الصلاة. Namaz bittiyse eğer. لا يمكن أن يرجع يعيد الصلاة للوساوس. Vesveseden dolayı kalkıp bir daha namaz kılmak mümkün değil. Yani kılmaya gerek yok. لو رجع وعاد الصلاة آثم. Eğer kalkıp namazını tekrardan kılarsa namaz bittikten sonra bu vesveseden dolayı günaha girmiş olur. كبر الله أكبر. Namazda tekbir getirdi içinde. ثم جاء إلى الشيطان. Sonra namazdayken şeytan yaklaştı. قال متوضع. Ve dedi ki abdestin var mı acaba? على وضوء. Abdestli misin? قال لا أدري. O da dedi ki bilmiyorum.
قال ايش رايك نراجع؟ الشيطان قال لك هذه بدعه وابتست. لا، مجرد ان الانسان كبر تكبيره الاحرام كبر على انه متوضئ، لا يمكن يخرج من الصلاه، لو خرج اثم. Namaza tekbir getirdiğinde abdestli olduğunu biliyordu. Bundan dolayı namaza tekbir getirdi. Sonra bir vesvese geldiyse, bu vesveseden dolayı namazını terk edip çıkamaz. Terk edip çıkarsa günaha girmiş olur. أكثر الوساوس في الطهارة. Vesvesenin ilk başladığı en çok olduğu yer taharet. بعض الناس هدانا الله إياه يجلس في دورة المياه ربع ساعة أحيانا إلى نصف ساعة. Bazı insanlar lavaboda, tuvalette yarım saate yakın oturmaktadır. يقفز في الحمام. تواليت زبليانلار var. يعصر على ذكري على عضوي ما لا لا يوجد هذا في الشريعة. تواليتten sonra organını تضر بنفسك. Kendine zarar veren insanlar var. Dinde bunlar emredilmiyor. يتنحنح. Öksüren. يمشي حول المسجد 20 خطوة 50 خطوة. Cami etrafında 20 adım 50 adım koşanlar. ماذا بك؟ Ne var? قال عندي سلس بول. Diyor ki benim prostatım var. لا ليس به سلس بول. Aslında prostat yok onun. Seles baul yani el baul yanzil baul sa'il yasil. Yani prostat selesul baul nedir? İdrardan sonra idrarın akmaya devam etmesi, böyle devam akması. Kal la eş'ar en yanzil minni nokta. Yani diyor ki ben diyor hissediyorum ki benden bir damla nokta geldi. Hala vesavis. Bu aslında vesvese. Hatta لو كانت نقطه يقول شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تعالى يعفى عن يسير النجاسات. Şeyh Hüseyin Temin'in dediği gibi küçük olan, nokta olan necaset ne yapılır? Affolunur zaten. Nahnu lev fetehne bâbel usvâs. Vesvese konusunun kapısını açarsak şeytana. La yujed ahad ya'budallah asran al ardı lev fetehne bâbel usvâs. Yani vesvese konusuna bakıp da ona itibar etsek yeryüzünde Allah-u Teala ibadet eden insan bulamayız hakkında. Hâzel imam el an yekul Allah-u Ekber yusalli. Mesela imam tekbir getirdi, Allah-u Ekber dedi. Ve nahnu kebbir halfel an. Biz de arkasında tekbir getirdik. Yabda şeytan lihâdâ. Şeytan buna geldi. Mutvazzi. Abdestin var mı? La kal ahsen akhrij tawadda. Hada yakhrij, hada yakhrij, hada yakhrij. Ba'd fatra hatta al-imam yakhrij. Ma hadu salli aslan. Namazın sonunda şeytanın vesvesesine kulak verse herkes, imam dahi herkes namazını yapmış olması lazım gelirdi. Terk etmiş olması lazım gelirdi. Yuvasvis ve yakhnas yahtafi. Şeytan öyle bir varlık ki hem vesvese veriyor hem de gizleniyor, saklanıyor. Yuvasvis fi sudurin nas. İnsanların kalbine, gönlüne gelerek vesveseyi atıyor. قَدْ تَظُنْ اَنَّ الشَّيْطَانِ يَكُمْ مِنَ الْجِنْ فَقَدْ. Yani şeytanın sadece cinden olduğunu zannedebilirsin. Böyle bir zanına kapılabilirsin ama. La. Ama bu öyle değil. Şeytan مِنَ الْجِنْ وَشَيْطَانْ مِنَ الْاِنْسِ. İnsanlardan da cin, şeytanlar var, cinlerden de şeytanlar var. اَيْهُمَ اَخْطَرْ. Hangisi daha tehlikeli? Şeytan el cin veya şeytan el ins? İnsanlardan olan şeytan mı, cinlerden olan şeytan mı? El ins. İnsanlardan olan. Limada? Neden? Lene şeytan el cin tekul a'udhu billahi mineşşeytanirracim yezhab. Çünkü cinlerden olan şeytan euzu besmele çektiğinde kaçar gider. Amma şeytan el ins tekul a'udhu billahi mineşşeytanirracim yekul ha ana lek. Yani insanlardan olan şeytana euzu billahi dediğin zaman işte ben seninle uğraşmaya devam ediyorum deyip devam edecektir. Ya'ti hada lel mescid. Camiye geldi arkadaşımız. Hadi'l mesacid buniyet hatta tekun amira bi zikrillah. Bu camiler, bu mescitler neden bina edildi? Allahu Teala zikredilsin, anılsın diye. Mujarrad ma yadkhul ya'ti şeytan min şeyatin el ins. Camiye girdiğinde insanlardan olan şeytan gelir. Kaleş el akhbar. Nasılsın? Ne var ne yok? Maza hasal fil intikhabat? Seçimlerin sonucu nasıldı? Kef eş hasal fil awraq? Hatlar ne oldu? Fil ikame. Oturum belgesini ne yaptın? El esar ertefa'at. Fiyatlar da yükselmiş, zamlanmış. Eş ilaqatak el an huna fil mescid. Ente ci't huna lil ibade, lem ta'ti lis siyase. Sen camiye ibadet etmek için geldin, siyaset için değil. Naam, vallahu a'lam. Allah Teala en doğrusunu bilendir. Naam.